Buyursun. Reklam fazla alırma ben olsun canım kardeşim. İşler nasıl? Çok şükür. Abi. İyi. Memnun olduk. Allah razı olsun. Tam inşaat mevsimi. Buraya ihtiyaç geçelim. Olduğu dönem. Bir sıkıntı yok herhalde. Çok şükür abi. Tam sezonumuz dediğin gibi aynı. Evet. Biraz hareketli şu an. İnşallah daha iyi olur. Şu virüs de başımızdan gider. Amin amin. Cümlemiz amin. Ülkemiz de kurtulur. Develimiz de kurtulur. Bizler de kurtuluruz. Abi abi ya. Hiç bilirsin abi ya. Tamam mı? Çarşıya gidilir mi? Teşekkür ederim yandasın. Buyurun abi. Buyur değil mi abi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a hoş geldin. Okulumuzun eksiği var mı? Hocam sen de hoş geldin. Okulumuzun eksiği varsa gelmişken halledelim. Eksiği bizde var. Varsa hallederiz. Doğal olsun. Sözünü aldık. Mesela bu kadar baktı abi. Ver can dostum. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Evet. Devam ediyoruz. Babam evet. Tamam. İstersen sen kamerayla da içeri girerken ha. İstersen sen kamerayla da içeri girerken ha. Mesafeye dikkat edin. Şöyle geçiyor. Mesafe. Topraklarıyla ödeşmesi bir vesile oluyor. Çünkü benim yaştaşlarım ve akrabalarımın tamamı İstanbul'da ağırlıklı, Türkiye'nin her tarafında da varlar. İnsanlar buradan gitmişler, ceketini sırtına almış, asker dönüşü, beş kuruşsuz gidip çok başarıya ulaşan hemşerilerimiz var. Evet. O hemşerilerimiz de topraklarını unutmadan bir şeyler yapmak üzere hem yapanlar var, hem de pusuda bekleyenler var. Biz de ben de burada olduğum için yaştaşların hepsi uğrarlar bana. Gerekli teşviği yaparım ben. Kırmazlar beni de sevdikleri için. Daha yapılacak bir sürü de heveslenen arkadaşımız var. En yakın arkadaşlarımdan biri Turan Aksu. Geçen ziyaretime geldi. Ben bir okul daha yaptıracağım dedim. Kendisi dedi ki orayı ben yapayım dedi. Sağ olsun. Kendisi başlamak üzere. Önümüzdeki hafta valilikle protokol yapılacak. Okulu babam rahmetlikle Kayseri'de bir arkadaşı okul açmış, okul yaptırmış, bizi davet etti. Dönerken babam rahmetlik bir de biz okul yapalım dedi. Ömrü vefa etmedi, birkaç sene sonra kaybettik. Ama benim aklımdaydı babamın arzusunu yerine getirmek üzere okulu yaptım ve Milli Eğitim'e teslim ettim. 10 yıldır da hizmet veriyor. İnşallah hayırlı, ülkeye hayırlı öğrenciler yetişir. Kaç derslikli burası? Burası 24 derslikli. Bayağı büyük bir okul. Ondan sonra buranın açılışında anama söz vermiştim. Anam çok sevindi. Ona da üniversitenin içinde anaokul ihtiyacı varmış. Onu yaptırdım. Maden kazasında kaybettiğimiz 37 yaşında iktisat mezunu bir abim vardı.
Onun adına da o kaza yaptığı köyde okul yaptırdım. Çinazi Köylüoğlu İlkokulu Havadan Köyü'nde. Daha yaptırmayı düşünüyorum. Düşünüyorum daha yapılacak okullar var. Evet, Deve Lisesi'nde hayır yarışı bir gelenek mi? Nasıl oluyor? Deve Lisesi'nde, ilçesinde hayır yarışı gelenek. Çok iyi durumu olan hemşerilerimiz var. İşte zaman zaman annesini babasını kaybetmiş, kimse kalmamış. Burada akrabaları gitmiş, gelemeyenler de var. Ama hepsinin ruhunda bir şeyler yapma arzusu var. Topraklarıyla bu şekilde ödeşmek istiyorlar. Biz de her toplantıda, her beraber olduğumuzda İstanbul'da, Ankara'da toplantılarda diyoruz ki herkes toprağına borcunu ödesin. Develi Ortaokulu yapmışlar 33'te. Her evde bir yüksek tahsilli vardı. 57'de de lise yapıldı. 1957'de lise yapıldığında ben ortaokula başlamıştım aynı milada. Allah rahmet eylesin, öncülük yapıp liseyi buraya getirenlerde belki yüksek tahsile gidemezdik, belki okuyamazdık. Oranın sayesinde çok Develi'nin mezunu var. Herkes de daire başkanlığı, genel müdürlük, mühendislik, banka müdürlüğü, müfettişlik yapıyor. Çok iyi durumumuz var Develi'de. 1945 Develi doğumluyum. İsmim Turan Aksu. 60 yılına kadar beraber okuyorduk Suat Köylüoğlu'na beraber. 60 yılında bir lokma ekmek için gurbete çıktım. 60 yıl gurbette kaldım. Rabbime şükürler olsun ki bu döndüğümde Suat canım kardeşim bana bir öneride bulundu. Emir telakki ettim. Küçük bir acizane bir yer yapmaya şey yaptım, niyetlendim. Rabbim utandırmasın. Rabbim devamı nasip etsin inşallah. Dilek temennim bu. Çok teşekkür ederim sizlere de bu sefer dediğiniz için. Gerçekten Develi'mize hayırseverlik bir gelenek. Ben 46 yaşındayım ve bizden önceki büyüklerimizden de hep duyduklarımızla amel ettiğimiz için onlar da bizlere Develi'deki özellikle eğitim noktasındaki tüm binalarımızın hep hayırseverler tarafından yapıldığı aşikar. Şu anda bulunduğumuz yerde Seyrani kampüsümüzün içerisindeyiz. Kayseri Üniversitemize bağlı. Burada da bu konuştuğumuz gibi buradaki binalarımızın hepsini hayırseverlerimiz eliyle Develi'mize hediye etmiş büyüklerimizin eserleri bunlar. Keser miyim başkanım? Tamam. Evet, devam edelim. İnşallah Develi'li hemşerilerimizin yine katkılarıyla bu kampüsümüzü çok daha güzel hale getireceğiz. Bizlerin ana hedefi burada müstakil bir üniversite olmak. Bu aslında bizim bir hayalimiz. Develi'li hemşerilerimizin bir hayal, Aşık Seyran Üniversitesi'ni kurmak. Ve bunun içinde biz adım adım ilerlediğimize inanıyoruz. Ben Develi'li hemşerilerimize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Çünkü öyle kadir şinas insanlar ki Develi'li hemşerilerimiz, gerek Develi'de yaşayan gerekse Develi dışında yaşayan hemşerilerimiz inanın bambaşka insanlar. Özellikle de sizin söylediğiniz gibi Develi dışında yaşayıp Develi özlemiyle buralara farklı gözlerle bakan o kardeşlerimiz bizlerle karşılaştığı zaman adeta sıla-i rahim yapmış gibi bizleri el üstünde tutarak Develi'mize neler yapabiliriz noktasında ellerinden gelen her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Ve inanın bizim şu anda Türkiye genelinde 300 bine yakın aktif nüfusumuz var ve bu 300 bine yakın Develi'li hemşerilerimizin büyük bir bölümü %80-90'ı belki yıl içerisinde muhakkak ve muhakkak Develi'ye gelerek o çocukluğunun geçtiği, ana babasının büyüdüğü yerleri gelerek, gezerek sıla-i rahim yaparlar. Ziyaret ederler. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi. Yetmem mi binanın yarısı ondan önce? Yani konuşuldu mu önce? Hatta bölümün iki bölümü seni hatırlayacak. Adamın öteki yarısını yaptıydı. Başımızı beynimizi yiyor bizim mıdıran geldiler. Fotoğraf alalım mı? Nasıl abi? Fotoğraf alalım mı? Ben kapanışı yapacağım. Tamam. O zaman vatandaş röportajına gerek yok. Her zaman.
Tamam abi. Develi ilçemizin kültür envanteri araştırmaları çerçevesinde Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Beylikler döneminden, Cumhuriyet döneminde bugüne kadar bütün hayırseverlerimizin yapmış oldukları hayır yarışlarını biz bir envanter haline getirdik. Şehir Bilgi Bankası oluşturmak adına ve hayırseverlerimizin yaptıkları cami, çeşme, okul, medrese, eğitim blokları, ne varsa onların tümünü örnek bir çalışmayla kayıt altına aldık. İnşallah bizden sonraki gelecek nesillere de biz bunu takdim etmeye çalışacağız. Selçuklu'dan günümüze kadar yaptığımız araştırmalar içerisinde öyle ilginç hayırlar gördük ki, kimisi düğün takılarıyla cami yaptırmış, kimisi medrese yaptırmış, kimisi yani özellikle kadınlarımızın hayır işleri de çoğunlukta. Kimisi Fatih Sultan Mehmet döneminde bir külliye yaptırmış. Kimisi Abdülhamit döneminde bir külliye yaptırmış. Yani Develi'de hayır yarışında herhalde yapılan eserlerin çoğunluğu hayırseverlere ait. Biz kendilerini takdirle karşılıyoruz. Devamını bekliyoruz. Bir de Nezir Bey, bu hayırseverlerin yaptırmış olduğu üniversite olsun, lise olsun, anaokulu, ortaokulu, ilkokulu, bütün bunlar Develi'nin gençleri için aslında, öyle değil mi? Kültürel açıdan gelişmesi için, eğitimi, öğretim açıdan gelişmesi için. Siz nasıl buluyorsunuz bunu? Evet, bu çalışmaların tamamı Develi'nin eğitim seviyesini yükseltmek, gelecek nesillerimizi, bu ülkeyi teslim edeceğimiz, gençlerimize teslim edeceğimiz bu ülkemizi daha eğitimli bir seviyede bunları teslim etmek. Yani bütün eğitim için. Lisesi açılmış, ilkokulu yeteri kadar olan, kültür diyarı, eğitim merkezi olan Develi'mizin daha gelişmesi ve memleketimizdeki öğrencilerin daha iyi yetişmesi için hayırsever hemşerilerimizin katkılarıyla bu hale getirdik. Katkıları daha esirgemeden devam edeceğini ümit ediyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Herkes toprağına da borcunu ödesin. Ödeme niyeti var arkadaşlarımızda. Kültür seviyesi de zaten Develi'nin yüksekti. Daha da artar, daha da iyi olur diye düşünceyle o yolu seçtik ve yaptık bunları. Yani tamamen eğitime katkı olsun. Evet, eğitime katkı olsun diye düşündük ve başardık herhalde. Yarıdan fazlası bitti. Teşekkür ederiz. Heh.